sayfaya gelen sorulardan. Şimdi bu klasik soru tiplerinden biri. Ona girmeden önce bir iki bilgi vereyim. %20 denilince aklımıza 1 bölü 5 gelmeliydi. %25 denilince aklımıza hemen 1 bölü 4 gelmeliydi. %50 denilince 1 bölü 2 ve %75 denilince 3 bölü 4 gelmeliydi. Denklem kurma problemlerini çözerken bu bizim için önemliydi. Şimdi bu klasik bir soru tipidir. Vardır, kurutulur. Ürün ya değişir ya da yaştan kuru olur. Ve ikinci durumda ağırlığı azaldığı için fiyatı değişir. Yani siz 10 kiloya bir şey alıyorsunuz, kurutuyorsunuz, yarısı gitti. Bunu satacağınız zaman 5 kilo üzerinden satacaksınız. Dolayısıyla 10 kilodan aldığınızın üstünde bir fiyat koymak için farklı bir fiyata satmanız gerekiyor. Şimdi burada da yaş üzüm, yaş incir var. Kuruyunca ağırlığının %25'ini kaybediyormuş. %25 1 bölü 4'tü. Bu benim incirim. Sepette incir var. Şimdi %25 1 bölü 4 yani 4'te 1'di. Kuruyunca 4'te 1'ini kaybediyor. Şu gitti. Örneğin 4 kilo ise incir, sepetteki incir 4 kilo ise 1'i gitti. 8 kilo ise ikisi gitti. Yani 4'te 1'i gitti. Ve diyor ki yaş incirin kilosunu 2 TL'ye alan bir satıcı kuru incirin satışından %20 kar etmeyi planlıyor. Bu sorulardaki pratik nokta şudur. Şimdi 4'te 1'i gidecek ya. Dolayısıyla ben ne örneğini verdim burada? 4 kilo dedim mesela. Bunun gibi 4'ün katlarını kullanırsanız örnek verirken soruyla ilgili hani denklem kurmadan çözmek için pratik olur. Örneğin ben mesela 4 kilo incir aldım diyeyim. 2 liradan ne etti? 8 lira para verdim. Kurudu, 1 kilogramı gitti. Elimde ne kaldı? 3 lira kaldı. 3 kilo kaldı. 3 kilo incirim kaldı. Kuru incir. Diyor ki satacak kuru inciri %20 de kar edecek. Ya elindekinin bir kısmı zaten gitti. Kar etmek için iyice fiyatı artırman lazım. Peki %20 kar etmek ne demek? 8 liraya aldığım malı bu tarafta işte bir kar zarar problemi var. Diğer tarafta yüzde. Bu ikisini birleştirdiği için bu soru tipi klasik olmuş. 8 liraya aldığını %20 karla satacaksın. %20 neydi? 5'te 1'di değil mi? 8'in 5'te 1'i nedir? 8'in 5'te 1'i. Böldük 1,6. Üstüne 1,6 daha koyacak. Yani 9,6 liraya satacak. 8 liraya aldı. %20 kere 1,6. 9,6 liraya satacak. Şimdi bu üzüm, pardon incir, bu incir hiç kurumasaydı. Hep üzüm sordukları için. Bu incir hiç kurumasaydı. Ne olacaktı? 9,6 liraya satmak istiyorum. Basit. 4'e bölerim. 4 kilo almıştım. İşte bu da kaç oluyor? 2,4. Ama öyle değil. Elimde 4 kilo yok. 9,6 lirayı kazanmak için elimde sadece 3 kilo var. Çünkü 4 kilo almıştım ama 1 kilosu kuruyunca gitti. Öyleyse 3 kiloyu 9,6 liraya satmak için kilosunu 3,2 liraya satması gerekiyor. Peki bu soruda nelere baktık? Tekrar bakalım. İlk önce %20, %25 gibi ifadelerin hemen rasyonel karşılıklarını bulmaya çalıştık. Yani %20 1 bölü 5, %25 1 bölü 4, %50 1 bölü 2, %75 3 bölü 4. Mesela %10 çıkabilir. 10'da 1, 1 bölü 10. Kolaydır. Bir sıfır silersiniz. Yani 500'ün %10'un 1 bölü 10 nedir? %10'u. Hemen bir sıfır sildim. 50. Bunu önce aklımıza getirdik. Daha sonra dedik ki bir yaş incir kuruyunca %25 yani 4'te 1'i kayboluyormuş. Bunu kafamda modelleyip pratik somut bir şey olsun. Bir sepetim olsun. İçinde 4 kilo incir olsun. 4'te 1'i gidiyor kuruyunca. Öyleyse 4 kilo incirin 1 kilosu hop gitti. Elimde 3 kilo incir kaldı ama kuru incir kaldı. Bu 3 kilo inciri satarak %20 kar edeceğim. Ben başta 8 liraya almıştım. %20 kar edersem 9,6 lira cebime para girmesi lazım. Ama 4 kilo yok ortada. 4 kilonun 1 kilosu uçtu gitti kuruyunca. Öyleyse 3 kilodan bu karı elde etmem lazım. Bölüyorum 3,2. Mesela 2 kilosu yok olsaydı kuruyunca yarısı gitseydi ne olurdu? Aldığım paranın 2 katına satmam lazımdı. %20 kar edince 9,6'yı da 2'ye bölmem lazımdı ki 2 kilodan bu parayı çıkarayım. O zaman 4,8 olurdu. Bu şekilde soruyu çözebiliyoruz.